Günaydın efendim, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Şimdi önce acil bir kaybım var. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Baba, anne ve kardeşi aramızda. Evli ve iki çocuk babası. 31 yaşındaki Recep Arayı aramak için stüdyomuzdalar. 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla beraber ortadan kayboluyor. Kendisinden 6 gündür haber alınamıyor. Ekranda gördüğünüz Evli ve iki çocuk babası 31 yaşındaki Recep Arı. Ee, endişeli bir kayıp gerçekten. Öncelikle e, Recep dediğim gibi aracıyla beraber kayboldu. Aracı da ortada yok. 16 Adana Trabzon Diyarbakır 714 plakalı çift kabin koyu yeşil Ford Ranger. Doğru mu söyledim? Aracı da o. 16 arkaya da evet yazıyor. Az da arkadaşlarımız yazacaklar şimdi. 16 Adana Trabzon, Diyarbakır 714 plakalı aracıyla beraber ortadan kayboldu. Ekranda da aracı görüyorsunuz çünkü bu aracı bulmak izleyicilerimizin sayesinde. Bu tabii örnek bir araç, onun aracı değil ama benzer bir araç. Böyle bir aracı eğer çevrenizde gördüyseniz Bursa ya da civarında artık Bursa ya da civarında da demiyorum her yere gitmiş olabiliyor. Ama öncelikle aracı bulursak şahsa ulaşmamız daha kolay oluyor. Peki nasıl kayboldu? Evet Eren'den. Dinleyelim. Eren'cim e, öncelikle hani, o günü ben hızlıca geçeyim. Akşam saat 16-17 arası işten evine dönmüş. Eşiyle aralarında bir tartışma geçiyor. E, bu tartışma sonucunda evden ayrılıyor. Giderken de yanına av alıyor. Ya aslında az önce de onu söyledim. Şimdi gerçekten bir tartışma yaşıyorsun. Adam evden giderken av alıyor değil mi? Evde de karısı üzülmüştür herhalde. Ah, av tüfeğini aldı kendine zarar mı verecek falan derken... O evden ayrıldıktan sonra 3-4 arkadaşıyla beraber bir eğlence mekanında buluşuyor ve alkol alıyorlar. Ardından köyden Kadir isimli arkadaşını alıp ormana götürüyor. İşte buralarını Eren bize anlatacak çünkü garip. <laughs> ee, arkadaşı Kadir'in anlatımına göre, şimdi Recep'i bulamıyoruz ya. Kadir de diyor ki ormanda benimle tartıştı. Hatta Arbede'ye dönüşen bir tartışma yaşandı. Ee, Recep bana saldırdı. Daha sonra gelen bir telefon geldi. Kadir beni ormanda bırakıp ama Recep beni ormanda bırakıp oradan ayrıldı. Kadir ormanda kalıyor. Yani sizin kardeşin erencim Kadir'i onun anlatımına göre dövüyor, ormanda bırakıyor tek başına. Kendisi oradan ayrılıyor. Kadir ortada Recep yok ama. Doğru. E peki şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Eşiyle tartışmasının nedeni neymiş? Tartışmasının nedenini bilmiyorum. Ama bu tartışması sürekli olduğu için e, tartışırlar mıydı sürekli? Sürekli tartışırlardı ama e, şeydi yani e, çok büyütülmezdi. Anne babalar araya girerdi. En fazla üç gün sürerdi. Ama bir tartışmanın bir nedeni de vardır. Yani abimin alkol alması. Ha. Eve er geç 12 olur bir olur gelir devine. Eve geç geliyor ve alkol diye eşi de kızıyor. Yani bu süre, kavganın ana maddesi buydu. Ama bu son tartışma ee, ufak bir tartışma yani öyle ses gürültü duymadık alt üstte oturduğumuz için. Ha siz alt üstte yaşıyorsunuz. Evet. Biden. Üstte abim oturuyor, altta biz oturduğumuz için yani en ufak şeylerini duyuyorduk. Sadece biz benim, Allah ben, korusun ama senin abin de niye gece geç geliyor içip içip? Şimdi alkol son bir yıldan beri alkolü abarttı. Hmm. Ee, bir de eğlence merkez mekanın mekanında şey var e, gece hayatında çalışan bir kadın var. Onunla görüşmeye başlamışlar. Aa. Ee, i̇smi Kader diyebiliyoruz biz. Gittik Kader Hanım'la da görüştük. Kader Hanım dedi ki bize biz e, bir buçuk ay oldu ayrıldık. Ama 15 günden bu yana ben numarasını engelledim. Meşazlarını falan gösterdi bize. Ee, kendimiz de jandarmalarla beraber baktık. Doğru, yalan bir şey yok. Evine gitti jandarmalar. Annesiyle, kızıyla yaşayan normal bir insan. Kader niye ayrılmış ondan? Onu bilemeyeceğim. Ha. Hani ayrılmışlar. Ama kader ayrılmış, engellemiş numarasını. kaderin bazı yazdığı e, meşazlar var. Benim peşimi bırak, hani ben seninle görüşmek istemiyorum gibi bazı meşazlar var. O da e, abimde hani devam etmiş herhalde, hani yazmış bir şeyler. O da engellemiş numarasını. Anladım. Yani aslında eşiyle neden tartıştığını da anlamış oluyoruz. Yani sadece hani alkol problemi değil. Bu konuşmalar ama bu e, kadının olsun, alkolün olsun daha öncelerinde tartışmaları oldu çoğu kez. Peki bu Kadir dediğimiz kişi de mi o eğlence mekanına takılan biri? Nadir. O nadir. Yani nadir. hani Sürekli onunla o eğlence mekanında oturan değil ama e, kendileri çok yakın oldukları için, ticaret yaptıkları için para alışverişleri oluyordu bazen. O para ödeme alışverişlerinde Kadir eğlence mekanına gidebiliyordu. Hani içiyor muydu içmiyordu onu bilmiyorum ama oturup orada hesap kitap görüyorlardı. Şimdi siz Bursalı mısınız? Evet. Ee, Recep ne iş yapıyor Kardeş, kardeşim? Kardeşim biz fidan işi yapıyoruz, süs bitkisi yetiştiriciliği ha. yapıyoruz. Yani Kadir ne iş yapıyor? Kadir e, incir zamanı, zeytin zamanı abimin yanında çalışıyordu. Son bir yıl, iki yıldır bunlar ayrılmaz ikili gibiydi. Aralarında susası vardı. Ya en yakın arkadaşı aslında. En yani yakın Kadir. arkadaşı. Kardeşinden bile yakın yani. <laughs> Peki Bunun... o gece eğlence mekanında de var mı gittikleri? Kadir yok. Kadir yok. Kadir'i nereden bulmuş sonra? Ee, Kadir'i eğlence... de bulalım da ondan da öğrenelim. Heh. Eğlence mekanından ayrılıyor abim. E, saatin tam net ne olduğunu bilmiyorum. Kadir bizim köy meydanında arkadaşlarıyla oturuyor. Abim gayet normal. Gülerek Kadir bin abicim arabaya diyor. İşimiz var seninle. Hani bu sürekli olduğu için. E, Kadir biniyor Recep'in arabasına. Köyün çıkışına gidiyorlar. Bunlar benim e, Kadir'den duyduğum kelimeler. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemem. Köyün yakın bir mesafesi, e, 500 metre uzağına götürüyorlar. Orada bir tartışma yaşıyorlar. Oradan tekrardan bir arabaya binip köyün 3-4 kilometre ilerisine gidiyorlar. Burhan ormanlık alan dediğiniz yer. Evet, yere. Burhaniye köyüyle bizim köyün arasında bir, ortasında bir yer. Ormanlık bir alan. Allah Allah. E, orada bir arbede yaşanıyor. Tartışma yaşanıyor. Hani tartışmanın sebebi de, sen ve benden için Eren ikiniz benim içmeme e, borcuma harcıma takıl karışıyorsunuz. O da diyor ki tamam karışıyoruz ama biz senin iyiliğin için uğraşıyoruz. Size mi kaldı benim iyiliğim gibisinden konuşuyor. Sonra bunun telefon geliyor buna. Cebinden çıkartıyor telefonu. Bakıyor açmıyor cebine koyuyor. Onu itiyor arabadan aşağıya. Diyor ki bu mesele burada kapanmadı. Ben gidiyorum. Bu işi halledeceğim. Gibisinden ayrılıyor. O saatten sonra, o dakikadan sonra hiçbir haber alamadık. Kadir sonra e, ormanlık alandan asfalt olan bölgeye iniyor. Asfalttan taksi çağırıyor, taksiye biniyor. Taksi götürüyor bunu götüreceği yere. Taksiciyi de buldunuz herhalde. Taksiciyi de bulduk. Taksiciyi teyit etti. Doğruladı. Allah Allah. Kadir şu anda e, rahat. <laughs> Karakola falan geldi. E, konuşmalar yaptı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.